Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. 18 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde piyasalar Almanya tarafından Türkiye saatiyle 12'de açıklanacak olan Aralık ayı işletme beklentileri ve Almanya mevcut değerlendirme verileri açıklanacaktır. Haftanın ikinci işlem günü olan Salı gününe geldiğimizde ise Japonya tarafından Türkiye saatiyle 5.30'da faiz kararı açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 13'te Euro bölgesi tarafından yıllık çekirdek tüketici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi açıklanacaktır. Günün devamında ABD tarafından Türkiye saatiyle 16.30'da inşaat izinleri verisi açıklanacaktır. 20 Aralık Çarşamba günü veri trafiğine baktığımızda ise Türkiye saatiyle 10'da İngiltere tarafından açıklanacak olan yıllık tüketici fiyat endeksi verileri takip ederek güne başlayacağız. Türkiye saatiyle 10'da ise Almanya tarafından üretici fiyat endeksi verileri açıklanacak. Günün devamında Türkiye saatiyle 18'de ABD tarafından Aralık ayı tüketici güven verisi açıklanacak. Ve yine aynı saatte ABD tarafından Kasım ayı mevcut ev satışları takip edilecek. 21 Aralık Perşembe gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 14'te Türkiye tarafından açıklanacak olan Aralık ayı bir hafta vadeli repo faiz oranı ve gecelik borçlanma faizi takip edilecektir. Türkiye saatiyle 16.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından açıklanacak 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi yurt içi hasıla fiyat endeksi ve Aralık ayı FED imalat endeksini takip edeceğiz. 22 Aralık haftanın son işlem günü olan Cuma gününe geldiğimizde ise veri trafiği İngiltere tarafından Türkiye saatiyle 10'da açıklanacak olan 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ile başlayacaktır. Türkiye saatiyle 16.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından Kasım ayı çekirdek dayanaklı mal siparişleri açıklanacaktır. Yine ABD tarafından Türkiye saatiyle 16.30'da çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 18'e geldiğimizde ise ABD tarafından yeni konut satışları verisi açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.